Ses geliyor mu? Ses. Kayıttayız. Harika. Kişilik dev kadro. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz efendim? Mustafa Hocam, şimdi Burak Sergen Tiyatro ve BAM ortak yapımı. Şurada yazıyor bak, görüyorsunuz. Ortak yapımı bir oyun. Duşan Kovaçeviç'in, dünyaca ünlü sırf yazarı Duşan Kovaçeviç'in profesyonel oyununda sevgili Yalçın'la beraber gizli gizli çalıştık. Gizli dev kadro bu gece inşallah karşılığını bulacak. Çok önemli bir oyun. Sevgili Cem Emüler yönetti. Yani şahane yönetti. O da benim zaten konservatuvardan arkadaşım. Çok güzel oldu. Biliyorsunuz bu oyun Duşan Kovaçeviç, Emir Kusturica, Goran Bregovic, bunların hepsi bir Sırpların en baba şeyleri, tripodları diyeyim. Yani Underground filminin senaryosunu yazan Duşan. Yalçın'la şey yaptık, böyle bir kader birliği yaptık. Ondan sonra Yalçın'a ben bu rolü önerdiğim zaman zaten başaracağını biliyordum da, yani her şeyimiz bizim onlar aynıdır. İkimiz de Fenerbahçeliyiz, ikimiz de blues rock metal dinleriz. Müzik yaparız, oyunculuk müzik yaparız. Oyunculuk yaparız, seslendirme yaparız, film çekeriz filan. E dedik bir de beraber abi kardeş şey yapalım, tiyatro yapalım. Niye olmasın ki dedik. Evet, sonra profesyonel şey buluştuk. Peki ilk teklif size geldiği zaman tekniğiniz ne oldu? Bana yok, geldi teklif. Burası benim tiyatrom. Evet. Burak Hoca'dan Burak bana geldi. Size geldiği zaman ya şöyle aslında biz setlerde aynen böyle oldu. Çünkü şöyle yani biz sette hep konuşuyorduk. Acaba oyun yapsam mı Yalçın? Hadi bak oğlum bunu okudun niye yapmıyorsun falan gibi konuşuyorduk. Ben de yapacağım abi işte falan. Yakında. Bir şekilde inşallah yapamıyorduk yani. Bahaneydi onlar aslında. Çok da kızıyordum kendime. Ama hoca bunu yazmış kafasına bir tarafa. Bir gün beni aradı. Ne yapıyorsun oğlum dedi. İyi abi dedim ya, görüyor musun Fenerbahçe'yi, baba dedik transferler acayip falan. Müzik öyle oldu şöyle oldu konuşuyoruz. Oyun yapıyor muyuz dedi. Dedim yaparız abi falan. Yok oğlum dedi, oyun yapıyor muyuz dedi. Ne diyorsun abi dedim. Anlamadım böyle. Hakikaten öyle kaldım ya. Sen bir gelsene dedi bana. Ben de çıktım gittim. Bak dedi bunu yapıyoruz profesyonel. Sonra bir baktım tekstle gidiyor evden. Ben düşüne düşüne gidiyorum yani. Ben ne yapayım? Yapıyor muyum acaba oyun falan filan? Arıyor beni. Yapıyoruz değil mi? Evet. Ondan yani sonra keyifli de o an. Bak bugüne kadar çıktık. Evet. İnşallah peki, şimdi seyircinin nefesi gelince. Değil mi? Bakın ben çok heyecanlıyım vallahi. Ben de. Seyirciler acaba nasıl bir oyun bekliyorlar? Vallahi gülecekler, ağlayacaklar, düşünecekler. Jackler çok bizde. Yani bayağı bir iş olacak yukarıda birazdan. Peki dizi, tiyatro zor olmuyor mu sizin için? Çok yoğun bir şekilde geçmiyor mu? Biz mi? İşte zaten Yalçın'la Eşkıya Dünya'dan birlikte oynadık. Oradan yani artık şöyle oldu. Yani tiyatrocuların tiyatrosu olmasın ama dizisi olsun. Ama tiyatrocu olsun. Ama tiyatrocu olsun. Ama tiyatrosu olmasın gibi bir şey. Gibi bir şeyden yola çıkarak pek anlamadım galiba. Ya şimdi çok uzun süre çalışılıyor tabii setlerde. Yani bugün Burak abi de setten geldi. Şimdi Seyda'dan geldi. Tabii yani yapımcı da kendi tarafından diyor ki yani ben nasıl yapacağım? Nasıl yetiştireceğim? Düşünsene 20-30 tane oyuncu var. Bir böyle tanesi değil ki. Araya sokuş. Var mı set? Kapalı mıyız? Yarın var mı bilmem ne falan filan. Şimdi nasıl yürüyecek? Bir şekilde yürüyor. Yani isteyince yürüyor. Zor. Gayet kolay değil. Ben de bunu yeni tadıyorum yani. Ben hep ya abi setle dizi nasıl yürüyecek kısmındaydım zaten. Şimdi tiyatro kısmına geçtim. Şey dizi evet tiyatro. Hayırlısı olsun. Evet. Sağ olun. Tiyatro Bey size de şey soralım. Eşkıya'dan sonra tabii sizin de bir sinema oyunlarınız falan oldu ama bayağı bir yoğun tempoda geçti. Yani Eşkıya'ya nazaran tekrardan öyle bir dizi filmi şey gelirse size, teklif gelirse fikriniz nasıl olur? Bu hocam buyurun röportajdayız gelin. Öyle mi? Buyurun buyurun. Buyurun. Işık çubuğu bakacağız ama. Hemen tamam, hemen buyurun. Geliyoruz. Valla şöyle işte böyle geçiyor. Çok her şey hızlı. Gel gel. Hocam gel. Buyurun. Buyurun. Cem Emüler oyunumuzun yönetmeni. Hoş geldin. Merhaba. Şahane işi yapan bu abi.
Ondan sonra hep beraber. Hiç beklemiyordu girmeyi şu an. Ne güzel girdi. Prova için gelmiştim ama neyse. Ama röportaja kaldı. Sizin de duygularınızı alalım efendim. Ya bilmem valla heyecanlı. İçim çok yaklaştı son 45 dakika falan. Bir yarım saatimiz kaldı. İşte son hazırlıklar malum kolay değil. Yani şu hazır mı bu hazır mı onu nasıl yapacağız onun telaşıyla şu anda bir hayli şey kafamız ve yüreğimiz biraz pırpır ediyor. Evet. Ama iyiyiz, kendimizi iyi hissediyoruz yani, keyifli tabii, bir tabii. İş oldu, çok güzel çalıştık. Bakalım, şimdi herkes birazdan, heyecandan birazdan şöyle göreceğiz. Böyle tavşana ışık sıkarsın böyle kalır ya kediye, böyle duruyoruz. Elbise olsun diyelim o zaman. Teşekkürler. Eşkıya'dan biraz bahsedelim mi? Eşkıya'nın birdenbire bitiş sebebi hep bir... Eşkıya. Evet, hepimiz efendim. Oynadık. Evet, yani. Birdenbire oynamayan bitiş yok. Oldu ama evet. Sebebi işte şundan bundan oldu. Gerçek sebebi neydi bu bitiş? Allah onu ben zaten ben de, kısa bir bilmiyorum süre... Bilmiyorum ya, daha iyi. Ya ben de çok bilmiyorum aslında. Yani o kimse bir... Cansın'a sorun. Gel oğlum. Cansın gel. Bu durumla alakalı mı yoksa şey mi yani? Hani parasal olarak mı acaba? Hocam valla şöyle söyleyeyim, Cansın bu arada. Burak abi de oldu. Merhaba. Benim oğlan. Büyük Fenerbahçe. Abi şöyle yani biz... Tabii. Söyleyeceğim bir şeyler. Ne? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Eşkıya senden dinleyelim. Eşkıya valla ben de bilmiyorum neden. şöyle bir şey söyleyebilirim ben. o katlarda olanları bizler çok bilemeyiz. Ama bir anlaşmazlık olduğunu biliyoruz yani, sonuçta dizi bitti. Biz de bunu son dakika öğrendik. Ben provaya giriyordum. Provaya girerken 6-7 yıldır süren bir işte oynuyordum. Provadan çıktığımda işsizdim yani. Hani benim için de çok büyük bir sürpriz oldu bu. O yüzden bilmiyorum. Bence bilmeyeceğiz de. Tekrardan aynı kadro toplantıda öyle bir dizi şeklinde olursa yani teklif gelirse kabul zor. Eder misiniz? Yani zor. Öyle bir kadro toplanmaz. Bence de yani zor. Toplanırsa yani... Bilmiyorum ya, öyle bir olmaz. Kadroda oynamak ister misiniz tekrar diye alırsak ha, soruyor. Herkes ister. Onu... Yani çok güzel bir kadroydu o. Evet, çok güzel bir kadro. Ama tabii tekrar o iş onu... tekrardan olur mu? O işte. İşte bilmiyoruz abi. Abi bittiğini neden olduğunu bilmiyoruz. Yani nasıl toplanacağını bilmiyoruz. Farkında mısınız? Kimse de bitmesini de halen şey istemiyor yani. Hani bitmemiş gibi davranıyor ve halen devamını bekliyor. Niye mi? Bütün izleyiciler, bütün dışarıdaki herkesin mesela sosyal medyada falan da çok görünüyor. Halen soruyorlar, evet. Devam edecek mi? Devam edecek mi? Yok, tekrarları devam ediyor. Tekrarları devam ediyor. Sizin sağlığınız nasıl? Teşekkür ederim, sağ ol. İyiyim, daha iyiyim. Atlattık onları. Abi. İşte bak. Canavar gibi. Yalçın'ı rakip seçtim, şimdi challenge yapacağız sahnede. Hafif siklet, ağır siklet. Değil mi? Evet. Ben bayağı bir hafif kalıyorum. Evet, yavaştan toparlasak. İlişki durumumuz var mı? Herhangi bir ilişki var mı? O konuya girmiyorum. Çünkü şey, adını söyle. Yasal süreç içindeyiz. Bitsin, sonra açıklama yapacağım. Peki efendim. Çok teşekkürler. Bir şey var mı efendim tiyatrodan? Tiyatroya gelin. Tiyatroyu iyileştirir. Bekliyoruz. Sosyal medyayı sorsaydık, biraz sosyal medyadaki fenomenleri sorsaydık. Deli gibi paralar kazanıyor mesela. Setten, tiyatrodan sefer... Onlar kadar abi, para kazanmıyor. O iş başka, yani, bizim işimiz başka. Bizim işimiz yani, tamamen canlı, sanal değil. Ben üstad olarak söylüyorum. Yani estağfurullah. Bir sürü fenomenler var, bunlar yakalandılar bu konu hakkında. Yok, şöyle bir şey, bizim işimiz canlı işi. Bak şimdi oturacaksın oraya, ben sana bir hikaye anlatacağım. Anlatabiliyor muyum? O sanal bir mecra. Yani dinamiği farklı. Yani bizim anlayacağımız bakış açınız nasıl? Herkes bir şey yapıyor. İlla da yapacak yani. Abi şimdi senin sorduğun soruyla bizim vereceğimiz cevaplar çok farklı. Çünkü evet. Ben işin hukuksal ve yargısal kısmıyla alakalı hiçbir şey bilmeden nasıl bir yorum yapabilirim bilmiyorum. Tabii, ama tabii. Varsa bir şey araştırılıyordur zaten. Ama şöyle muhakkak. Bir şey var. Söylediğimiz insanlar da zaten şu an içeride. Ama şöyle bir şey var. Oraları çok başka dinamikler baba. Biz fotoğraf atarken bile çekinen insanlarız. Yani tabii. Bize o sorular çok gelmiyor yani. Tabii. Bizim tabii. Kaçmamız lazım olur mu? Peki, teşekkür tamam. Ederim. Çok kaçıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yukarı hocam. Evet, ışıkları baktığımız